Efendim Semo Şef'ten herkese merhabalar, selamlar, selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız çok şükür Allah'ıma hamdolsun. Her zamanki gibi iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Güzel insanlar, beni duyan insanlar, bana ne olur bol bol destek verin. Çok özür dilerim, utanarak söylüyorum bunu ama buna ihtiyacım var. Yorumlarınızı güzel, keyifle okuyorum gerçekten. Allah razı olsun hepinizden. Hakkınızı helal edin bana. Hakkınız geçiyor, emeğiniz geçiyor. Benim hakkım da helal olsun. İyi ki varsınız. Bana bol bol destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Çevrenize tavsiye etmeyi unutmayın. Like atmayı, bol bol yorum yapmayı. Ha, emoji koymayın arkadaşlar. Hani öpücük falan var ya. Onlardan koymayın. Onlar geçerli değilmiş kesinlikle. Yorum yapın. Selam yazın mesela. 10 tane selam, selam, selam yollayabilirsiniz o şekil. Bilginiz olsun. Ben de bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Yorumlarda bir arkadaşım uyarmış yani sağ olsun. Şimdi nereye gidiyoruz? Ta Almanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Orada kim var biliyor musunuz? Orada benim annem var. Zehra annem var. Onu buradan öpüyorum. Hatta size söyleyeyim, ben çok hem güldüm hem üzüldüm gerçekten. Güzeller güzeli de kızı var. Nurcan'ım. Şimdi o annesine gitmiş 4 ay arayla. İşte bayağı bir görememiş. Oraya gitmiş. Böyle diyor, sofralar falan kuruldu. İşte şöyle böyle falan fıstık neyse. Hep Zehra annem benden bahsediyormuş. Nurcan'ım da buna biraz trip atmış. Hani ne bu Semoş Semoş demiş böyle falan fıstık. Nasıl diyor, sinir oldum diyor. Annem diyor benimle ilgilenmiyor diye hep Semoş Semoş öyle Semoş böyle falan fıstık. Sonra diyor işte kısa kesim neyse, daha detayları var. Eve gittim diyor. Bir bakayım bu Semoş kimmiş dedim falan diyor. Bir izledim diyor. Ondan sonra... Şimdi diyor işte fanatiğin oldum diyor. O da çok izliyormuş. Zehra annem diyormuş ki o benim üçüncü kızım diyormuş. Yani olay bayağı bir ciddi. onu buradan öpüyorum. Ellerinden, yanaklarından. Zehra anneciğim, seni çok ama çok öpüyorum. Allah razı olsun. Gülüm benim. Rabbim hayırlı ömürler, sağlıklı sıhhatli ömürler versin inşallah. Canım benim, çok mutlu oldum. İyi ki tanıdım sizi. Harikasınız yani. Bir de tabii ki oğlu Yunus ulaştı bana. Annesi beni çok izliyormuş. Ümmü Gülsüm Hanım, canım benim. Kuş burnunu çok içiyormuşsun. Emme, hiç beni çağırmıyorsun. İnsan beni de çağırır. Bir bardak da bağ yapar. Canım benim, seni de kocaman öpüyorum. Çok efendi bir oğlum var. Görüştüm kendisiyle. Hepinizi öpüyorum ya. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir de Makbuleciğime selam yolluyorum. O da beni izleyenlerden. Çok çok öpüyorum. Hemen yemek tarifime geçiyorum. Size çok ilginç, çok değişik. Hiç hayatınızda ne yemişsinizdir, ne yapmışsınızdır, ne görmüşsünüzdür, ne duymuşsunuzdur. Çok ilginç bir yemek tarifi vereceğim size. Musti istedi bunu. Musti'nin yemeği. Minderler de düştü. Arkadaşlar bu arada da 3-4 gün elektriksiz yaşadım var ya, Allah işkence çektim. Bir sıkıntıdan dolayı işte kesikti elektrikler. Karanlıkta kaldık valla. Ondan sonra kaynımdan üçlü prizle ışık çektik falan ama buzdolabı falan hep eridi, ne var ne yok. Bir şey yoktu zaten. Pancari vardı, pancari. 2-3 kıymık da bir şeyler vardı. İşte onları da kullandım. Öyle. Yani neyse, çok şükür. Halbuki elektrik ne kadar kıymetliymiş, ne kadar değerliymiş. Gerçekten yokluğu göreceğiz ki varlığın değerini bilelim. Aynen. Çok önemli. Gerçekten. Ama dedim ki yani iyi ki elektrik yine öyle böyle idare ettik. Su kesilseydi eğer, o daha kötü olurdu yani. Gerçekten çok kötü olurdu. Rabbim neylerse güzel eyler. Ama hep şükrettim gerçekten. Tabii ki çok perişanlık çektim. Bu da bir gerçek. O gelen misafirim de, o gelmeyen misafirim de. Onu da çok beğendim. Gerçekten çok hanım hanımcık. Şimdi şöyle yorumlara yazmışsınız. Çok samimi, kesin bu tanıdık biri diye. Hayır. Şimdi sizler beni tanıyorsunuz ya. Ben zaten samimi, sıcak bir insanım.
Gelen zaten benim hal ve hareketlerimi biliyor artık. Huyumu suyumu biliyorsunuz. Ona göre samimi geliyor. Ben de samimi gidiyorum. Ben zaten samimiliği severim. Soğuk durmam kesinlikle gelen misafirime. Öyle hemen kaynaşıyoruz yani. Olay bundan ibaret. İşte o gelmeyen misafirim de. Canlarım benim. Çok teşekkür ederim. Neyse çok geç kaldım. Mustişim duştan çıkacak. Ay, hemen geçiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese. Hele size ne kadar teşekkür etsem az. Hemen azıcık tereyağım kalmış. Onu atıyorum. İşin şakası arkadaşlar. Musticimin canı melemen çekmiş. Melemen çekmiş. Bugün beni aradı. Anne dedi. Benim dedi resmen aşeriyorum dedi. Canım melemen çekiyor acılı dedi. Oğlum dedim tamam yaparım dedim yani ne olacak ki melemen de. Neyse gelirken dedi ben malzemeleri alayım mı anne dedi sen alır mısın dedi. Sen al oğlum dedim ben. Ben alamam dedim. Neyse geldim usta eli boş. Götürdüğünü getirmiş. Hiçbir şey yok elinde. E hani oğlum sen melemen istiyordun ben malzeme bekliyorum. Vallahi az önce oldu. Dedi ki anne dedi senden konuşurken dedi ki iş yerindeki ablam duymuş mu dedi öyle bir şey dedi. O annesini aramış annesine söylemiş annesi melemen yapıp Mustafa'ya getirmiş iş yerine. Vallahi ne kadar güzel insanlar var görüyor musunuz? Ya ne kadar güzel bir şey ne kadar güzel bir duygu. Anne dedi orada yedim dedi. Şimdi bir daha gidip annemi de uğraştırmayayım diye almadım dedi. İyi de bundan bitiyor mu? Bu sefer benim canım çekti. Hele de acılıysa. Musti dedim, valla ben dedim yiyeceğim dedim. Yani ben yapacağım dedim. 2-3 tane domates var dolapta dedim. Anne yarın akşam yap dedi. Yok yavrum ben onu yemeden yatarsam dedim umma olurum dedim. Yani şişer her yerim dedim. Ben dedim yapacağım yiyeceğim dedim. Valla. Ondan sonra malzeme var mı dedi. Yok dedim. 2-3 tane domates var dedi. Tamam anne gideyim de alayım geleyim dedi. Gitti aldı geldi. Ekmeğim de hiç yoktu. Ekmek de aldı geldi. Melemen yapayım size. Melemen tarifi vereyim. Ama bu sizin bildiğiniz melemenden değil. Musti melemen olacak da. O yüzden değişik dedim. Görmediniz. Hiçbir yerde gördünüz mü musti melemen? Görmemişsiniz. Ben de ilk defa göreceğim. Ay böyle işte arkadaşlar. De saat 3'te mi ne yediydim ben de en son. Acıktım tabii. Yatana kadar saat 1-2 oldu. Charleston bile böyle pişerken bile bayılırım. Biberi çok seviyorum ya. Bayılıyorum bibere, bayılıyorum. Biraz biberli yapayım şöyle iri iri. Güzel olur, çok güzel olur. Acı da koydum. Charleston da koydum. Azıcık da sıvı yağ koyarım. Öyle yuvarlarız. Sucuğunu da doğrayayım. Sucuklu yapacağız, kaşarlı yapacağız. Acılı acılı çok güzel olur. Oy, çok şükür ya Rabbim. Yorumlara bakıyorum. Çoğalıyor gerçekten. Çok mutlu oluyorum. Bu beni çok mutlu ediyor inanılmaz. Allah razı olun. Allah razı olun. Rabbim sizin de ne isteğiniz varsa, ne dileğiniz varsa versin inşallah. Şöyle küp küp doğrayacağım. Bayağı bir yapacağım yani tencereye doğruyorum valla. Aha. Sucuğu bazen kuru fasulyede de severim. Yalan değil. Buz duştan çıktı. Bir görseniz hayalet gibi. Bornozla.
Sıhhatler olsun bebeğim. Sıhhatler olsun. Çok temizdir. Hemen duşa girer gelince. Hiç anasına çekmemiş. Evet. Yağımı da koyayım. Şimdi bunu ocağıma koyayım. Dur. Musti kendi domatesini kendi rendeliyor. Bana telefon geldi. O arada ben telefonla konuştum. Ay yerim ben onu, yerim. Balı oğlum benim, balı oğlum. Elini de kaptırdı herhalde. Oğlum sucuklu yapacaktım ben, kıymalı yapmayacaktım. Emme. Et olsun da iyi. Etli güzel mi olur? Aynen. Ay canım benim. Çayını da içmemiş. Ah yavrum benim. Gülüm benim. Allah'ım yarabbim. Bu tamam. Tamam mı bebeğim? Ha. Çok teşekkür ederim. Musti bu arada tereyağım yok dedim. Onu da gitti aldı geldi. Evet. Hayırlı oğlum benim. Hayırlı. İnşallah biz yaşlanınca da hayırlı olsun oğlum. Bebeğim. Biberler güzelce kavruldu. Ben gidiyorum yatmaya. Yatmaya mı? Nasılsa sen yemişsin. Kollarım koptu ya. Yoruldu da diyor ki siz diyor harbi diyor bunu böyle diyor rendeliyor musunuz diyor. Ya annenin işi zor. Şöyle. Güzel kavruldu. Şimdi koyuyorum. İneceğine yakın da kaşarını oh. Koyacağım. Soğuk çayımı alayım. Koysana anneciğim sıcak çay. İçerim. Pişsin de yiyeyim. Çok acıktım. Kimdir o? Söyleme. Aa, Sevimciğim de geldi. Ay, güzel yorumlarınıza o kadar seviniyor, o kadar mutlu oluyor ki Allah razı olsun diyor. Aa diyor, bak diyor. Ne yazmış diyor. Aa öyle. Aa böyle. İyi ki Raziye teyze gelmedi. Daha sevimli geldi. O uyumuş, erken yatmış. Ya, sütüklü Raziye. Ha, erken yatmış. Canım, şen yapmış mıydı? Çay yaptım bebeğim. Melemen yapıyorum bak acılı. Ben sana sigaraya teşekkür etmemiştim değil mi Gide? Teşekkür etmene gerek yok. Parasını versen yeter. Öpsen de etmiyor mu? Yo öpemez. Siz, bizim işler öpücük de olmuyor. Bu ne yaptı bir gün? Anlatmıştı ama. Anlat. Allah aşkına. Şimdi... Anlat. 30 liraydı. 30 lira aldım ben bundan. Başka yoktu çünkü biliyorum. 30 lira o yüzden biliyorum. 30 lira aldım bundan şimdi. Markete girdik. Yani dışarıda aldım, sonra gezdik markete girdik. Ben işte biraz bir şeyler aldım. Bende de çok yoktu açıkçası. Sonra bunun aldıklarını da ödedim ama bunun aldığı da bir 50-60 liralık vardı yani yalan değil. Benim aldığım para 30 lira. Ben daha fazlasını aldım yani ödemesini yaptım. Dışarı çıktık poşetlerle. Dedi ki şey dedi benim dedi parayı verebilecek mi dedi. Özel bir şey alacağım dedim. Özel bir şey alacağım dedi. Dedim köpek bir sürü alışveriş yaptım. Daha dedim ne 30 lirası istiyorsun alışveriş yaptım ya dedim. Ay dedi unuttum dedi. Unutur mu hiç? İşte yani ona hediye aldım zannetti.
Tekrar aynen. Hala para istiyor. Aynen, bravo, bak çözün onu. Unuttum, ayaklarına yatıyor. Neyse ki ama ben verdim tabii ki de. Yine mi aldın? Hayır. Ondan sonra böyle işte ya. Geçen sene. Melemenimiz pişsin bakalım nasıl olacak. Melemen olacak işte. Ay böyle işte ya arkadaşlar. Güzel geçiyor gırgır şamata, çok şükür Allah'ıma. Ay oradan nasıl görünür bilmem ama buradan harika. Şimdi nasıl yiyeceğim ben bunu? Lefir, 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 lefir. Ay çok güzel. Mis gibi kokuyor. Ay. Kaşarımı da rendeledim. Alacağıma yakın içine salacağım. Anam demliğin boynu da benim gibi garip besbelli demlik. Halbuki içi dolu onun. Emme eğri duruyor benim gibi. Bükük boynu. Aha kaşarımı koyayım. Altını kapatayım. Kaşar zaten aynı benim gibi. Hemen erir. Hiç dayanamaz. Ha. Dur elimi yıkayım. Ellerimi çok güzel sabunladım. Yıkadım. Ay al al buradan al buradan. Çok güzel. Bebeğim iki tane tabak koy bize. Üç tane koy. Musti yemeyeceğim dedi. Emme anne vallahi güzel koktu dedi. Ben de yiyeceğim dedi. Ver bebeğim. Versene. Diyeceksiniz ki yumurta kırmadın diyeceksiniz. Biz yumurtalı sevmiyoruz arkadaşlar çok. Sabah olsaydı kırabilirdim de. Böyle güzel. Eşim de sevmiyor yumurtalı. Al bebeğim bunu. Mus diye verebilirsin. İçeride yiyecek değil mi? Hı, içeride yiyecek. Bu tencerenin hakkını hiç ödeyemem ha. Hep bunu kullanıyorum. Çok güzel ama. Sevim sen az yiyeceğim dedin. Çok az. Sen video kapanınca ben biliyorum ki çok az daha isteyeceksin. Yeter herhalde. Şimdi yiyelim. Aha, en mutlu anıma geldik. Meşhur acı sos turşu. Ay nasıl acıktım, nasıl acıktım. Bu aralar da ekmek yemeye mi başladım ne? Emme bu ekmek siz yemez ki. Yormuş elini sağa. Bu domates yahnisi. Sucuklu yahni. Melemen yahnisi. Doğru söylüyor. Ha? Kalınsa ben bunu sabah çayda da yerim. Kafasına bir yumurta kırarım. Güzel olur çayda. Ben işte böyle seviyorum çayda. Yap da yiyelim yarın sabah. Gel. Heh. Ben de yap kahvaltıyı. Geleyim mi? Gel tabii çocukla ben nasıl geleyim? Niye acıkınca geliyorsun ya? Öyle diyorlar. Yok ya, kimse öyle demiyor. Ay senin gülüşün yok. İstediği zaman geliyor çocuklar. Bayağı soğudu ya. Bugün bayağı bir soğuk.
Gerçekten. Olsun. Soğuk da güzel. Hı hı. Her mevsim güzel. Bir zaman görürüz. Aynen, insan oldu zaten, dünya değil. Soğuk olunca ne yapıyoruz? Üşüdük, üşüdük. Montlarımızı giyiyoruz, ne güzel montumuz vardı, hava atıyoruz. Bak, kışın faydaları. Yoksa mont ne bilmeyiz, giymeyiz. Bak gene diyor değil mi? Harbi çok güzel olmuş arkadaşlar, gerçekten. Aynen. İki işi bir arada yapamıyorum. Yürürken konuşamıyorum fazla. Bunun yavaşlığı var. Konuşuyorsun artık. Eskiden hiç konuşamazdın. Bebekken mi? Evet. Konuşuyordum da anlamıyorlardı. Allah'ım yarabbim. Konuşuyorum canım yemek yerken. Konuşuyorum da konuşmak istemiyorum ben. Gide mi istiyorsun? Bir tabak daha versene. Bak. Ben biliyorum. Ay. Ay ben ya. Biliyorum. İyi başkan. Az önceki iyi bir koy. Tamam. Yersem alırım yine. Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Ya. Afiyet olsun anneciğim. Musti beğeniyor ya. Gerçekten benim yemeklerim güzel oluyor arkadaşlar. Efendim? Bitti yarım ekmek. Maşallah. Görüyor musun? Yarım ekmeği bitirmiş yine yiyor. Benden çok iyi ha bu. Kuru olduğuna bakmayın. Ay. Mayhoş mayhoş. Vallahi ne güzel olmuş. Valla Sevim benden önce bitirdi. Hayret. Ya benden bir tık az koydum. Taze domates değil mi bu? Yok. Bu geçen seneden domates. Yok. Daha güzel olmuş. Musti gitti aldı geldi işte. Hmm. Ben de gelirken getirecek zannediyorum da. Getirmedi işte, yemiş yeşil. He. Vallahi Allah razı olsun, beni de izliyorlarmış, öpüyorum onları burada. Yani resmen çocuğuma annelik yapmışlar, ne kadar güzel bir şey. Canı istiyor diye annesine iletmiş. Yani kırmamış, getirmiş. Bu çok güzel bir mutluluk yani, gerçekten. Mutluluk demek para pul değil ki. Herhalde. Değer vermek ne kadar güzel. O değer veriyor yani. O çok önemli. Tabii ki çok önemli. Hani derler üşüdüğün hissettiğin an bir bardak çay verdin ve mutlu insanı sensin. Aynen öyle. Aynen. Ay çok şükür ya Rabbim. Doydum dersem inanmayın. Ben yine yiyeceğim. Afiyet olsun canım benim. Kesmedi. Harbiden güzel olmuş. Kışın da böyle sıcak sıcak. Acılı, mayhoş, sucuklu, vallahi fıstık. Öpüyorum sizi, çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızı, bol bol bekliyorum paylaşımlarınızı. Her şey gönlünüzce olsun, Allah'a emanet olun. Beni sevmeyenlere inat, basın desteği arkadaşlar. Ha, o Zehracığım vardı ya penye yollayan. O aradı beni bugün. Şey yapıyorlarmış arkadaşlar. Size de yapan oldu mu acaba? Özelinden işte sen ona niye destek veriyorsun diye kadına
saldırı yapmışlar. Hadi be. Vallahi öyle söyledi. Engelledim hepsini dedi. Aa, tabii. 10 kişi varmış. İlk defa gördüm. Niye destek veriyorsun ona diye. Yemin ederim. Aa, ne kadar ayıp bir şey. Zehracığım, yazar mısın yoruma lütfen? Ben yalan bir şey söylemem. Yok, söylemezsin. Ben şaşırdım için ağa yaptım. He, ben de şaşırdım. Gerçekten böyle. Koy mu, ben yiyeceğim? Ay pardon. Koy koy. Koyayım artık. Yeni duyuyoruz. Vallahi söylüyorum. Şaşırdım. 10 kişi vardı dedi. Niye sen destek veriyorsun? Hı. Niye yorum yapıyorsun? Niye destekliyorsun diyorlarmış. Kur'an çarpsın. O zaman onu özel çekemeyen biri var. Özel biri var. Arkadaşlar vallahi size de eğer yapıyorlarsa öyle bir şey, verin ağzının payını en güzel şekilde. Gördün ya, bana sizden yazmış. Sizden rica ediyorum. Yalaka diye. Ben kime yalakayım yani? Resmen oraya yazmış yoruma. O yoruma yazmış. Yazmış ama bir şey var onun altında. Özelden yazmışlar Zehra'ya. Ya bir tanem, herkes kendini yazıyor ya bak. Güzel yorum yazanlar güzel insanlar. Doğru söylüyorsun. Kötü yazanlar da oraya kimliğini yazıyor. Bize yazmıyor onlar. Sen aldırma onlara. Yani. Sen güzel oldum. Yorumları gör. Ha. Öyle şok yapıyorum olma. Zaten. Öyle gerçekten yapıyorum. Çok morali bozuluyor. Ben de bu sefer üzülüyorum, ona üzülüyor diye. Hep böyle tedavi ediyorum. Ona üzülme, güzel yorumlara bak. Herkes gerçekten kişiliğini yazıyor ya. Gerçekten böyle. Ya bu laf olsun diye falan demiyorum. Gerçek biliyorum, böyle biliyorum, yani. Doğru. Anladın mı? Ama sana da söyledim mi, paylaştım mı, rahatlıyorum. Bir tanem bak şimdi. Bu çay değil mi? Hı-hı. Ama bu çayın kaç çeşidi var? Soğuğu var. Soğuk yani. Çay var. Ama baktın mı çay görürsün. Doğru. Sıcak çay, sıcak. Bu soğudu şimdi. Ilığı demlikten var. Koyarız. Altı yanıyorsa kaynar olur. Evet. Bu çayın açık çayı var, demli çayı var, şekerli çayı var, şekersiz çayı var. Doğru. O yorum yazanlar da şekersiz. Güzel yorum yazanlar şekerli. Böyle bak olaya. Hı hı. Çay ama insanız ama işte. Hepimiz cheese. Ya soğuz ya sıcağız, ya şekerliyiz ya şekersiziz. Doğru. Anladın? Doğru, böyle yani. Doğru doğru. Böyle. Ama ben gerçekten çok şanslıyım. Benim güzel yorumlarım daha çok. Soğuk çayım çok az. Aha. Döktüm gittim. Kötü yazanlar da böyle işte benim gibi. Atıyorum gidiyor. Engelliyorum arkadaşlar. Ya haddini bilecekler, ya da izlemeyecekler, ya da tekmeyi yiyecekler. Böyle öpüyorum sizi. İyi ki varsınız. Hakkınızı helal edin tekrardan bana. Allah'a emanet olun. Her şey herkesin gönlüne göre olsun. Amin. Rabbim amin, herkesin tane. Gönlüne göre versin. Cümlesini. Benim hakkımda ne düşünüyorsanız Rabbim aynısını da size versin. Amin. Aynısını. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun.